Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz bu canavarı inceleyeceğiz. Yani incelemekten kastım işte kullandığım kadarıyla artılarını eksilerini anlatacağım biraz size. Ee, soranlar oldu, isteyenler oldu. İşte bu traktörü alınır mı? Ee, arızası nedir, ne değildir? Ondan sonra işte bunun muadili traktörlerle işte karşılaştırsan nasıl olur falan gibilerinden. Ben de böyle video çekme gereksinimi duydum. Bakalım o zaman şimdi bu arkadaşı incelemeye geçelim. Karşımızda 2003 model New Holland TD85. Ee, bu traktör 80 beygir arkadaşlar. Yani ruhsatında 78 beygir falan yazıyor. Sonradan turbo takılmalı. Orijinal kabinli ve dar lastikli bir traktör. Traktör biraz kirli. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Çünkü gübre atmıştık. E, işletmedeki hayvan işletmesindeki işte hayvan gübrelerini falan tarlaya falan götürüyoruz. E, hayvan işletmesine saman, ot temini yapıyoruz. İşte bu şekilde silajımız var. Anlamaya gelmişken e, böyle e, güzel bir video veya ufak bir inceleme videosu çekeyim dedim. Şimdi ilk önce bir motordan başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde şurada bir mandal var. Bunu çekerek Böyle kaldırıyorsunuz. Burada aküsü yer alıyor. Burada 8 tane ağırlığı var. 40 kilo olması lazım. Burada ruhsatında 78 beygir yazan bir Türk traktör motoru mevcut. Şimdi TD 85'lerde yani 2003 model ve işte 2004-2005'e kadar olması lazım. Bu şu etiket traktörlerde 65, 75 ve 85 beygir olan modelleri normal Türk traktörün motoru var. TD 95'te yine şu etiket olan TD 95'lerde Iveco motoru var. Yalnız ondan sonraki modelleri bilmiyorum o konuda yorum yapamayacağım. Burada bir radyo türümüz var. İşte bildiğiniz normal Türk traktör motoru. Kabinimiz orijinal. Şimdi birazdan içeride geçeceğiz. Şimdi bu traktörün bu traktörü alacaksanız eğer ilk önce abi şu ak şu radyatörü bir değiştirin. Çünkü bu radyatör bu modellerde bu radyatör olmamış. Yani hararet yapıyor. Harişe girdiğiniz zaman hararet yapıyor. Belki de traktörün eskiliğinden de olabilir. O konuda bir yorum yapamayacağım. Yalnız çok verimli tam bir fiyat performans motoru. Yani bu zamana kadar herhangi bir arıza, herhangi bir yağ kaçağı. Bu traktör 4500 saati geçti şu an. Biz aldığımızda 3400 saatteydi. Tabi traktörün saati biraz oynanmış. Yani geri çekilmiş falan. Onu daha önceki işte sahibinden ilanlarında falan gördük. Buralarda mazot var. Bunlara bakmayın. Biz geçen gübre atarken bu arkadaşın mazot koymayı unutmuşuz. Düşünün yani o kadar az yok ya. Mazot koymayı unutunca işte şey oldu yani mazotumuz bitti. O yüzden buradan ve şuradaki memelerden işte havasını falan almıştık. O yüzden yani orada da mazot kaçığı var. Motorda anlatacaklarımız bu şekilde. 3.9 litrelik bir motor mevcut üzerinde. Şu an torkunu bilmiyorum. Torkunu eğer şu an videoda yazabilirsem teknik verilerini şu an zaten görüyor olacaksınız. Şimdi traktörümüzde ince lastik mevcut arkadaşlar. Ee, bu modeller ilk çıktığı zaman e, bu traktörlerde ince lastik opsiyonel değilmiş. Yani e, bir tek geniş lastik varmış. E, sonradan e, bizden önceki sahibi bu traktöre ince lastik takmış. 13, 6, 36 jant e, lastik var bu traktörde. Önlerde ise 12, 4, 24 lastik var. İnce lastik olmasının avantajı ne? Ee, mesela ince işçilikte ondan sonra sıra arasına falan girerken gayet güzel oluyor. Ee, Tabi ince lastik olmasının dezavantajlarından bir tanesi toprağı sıkıştırıyor. Ama silah çiğnerken çok güzel oluyor ince lastik. Ben tavsiye ederim. İşte ilaç gübre atarken özellikle süne atarken yani ben süne lastiği kullanmıyorum. Bununla giriyorum mesela işte buğdayları ektiğimiz zaman izle ektiğimiz zaman bununla giriyorum. Yani pek öyle yatırdığı söylenemez. Tabii süne lastiği takılsa daha güzel bir işçilik olur. Ağır işte ince lastik olmasının bir dezavantajı olarak tabii yakıt bir tık daha artıyor. Neden? Çünkü geniş lastiğin tutunduğu kadar bir alana tutunamıyor maalesef. Biraz arka tarafına gelelim. 12 ileri. 12 geri bir şanzımana sahip. Burada iki tane idolik güç çıkışımız. Bunlar tabi zamanında opsiyonel olarak 4 ve 6 olarak da arttırılabiliyormuş. Burada bir tane elektrik soketi mevcut. Sonra burada kuyruk milinin 540 ve 750 devir bölüdeki dakika olarak ayarlayabildiğiniz hız ayarı mevcut. Burada Hidrolik güç çıkışlarının pompası mevcut. Burada bir tane sağ kolu ayarlayabildiğimiz bir ayar kolu mevcut. Burada ortak kolumuz, burada e, ön cam silecek suyumuzun kabı deposu mevcut. E, şu şekilde carlı bir traktörümüz, car dişlisi var e, traktörümüzde. Sonra şurada, şurada görmüş olduğunuz e, fren yağı, fren yağı deposu. Şimdi bu traktörleri alırken. Ee, bir opsiyonel e, hız kiti varmış. Yani bu traktörümüz 30 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Siz eğer isterseniz bu traktörü e, 40 km hız kiti ile beraber satın alabiliyorsunuz. E tabii 40 km hız kiti ile alan pek fazla yok. Yani ben daha hayatımda ilk defa geçen sene binmiştim bu TD85'in 40 km hız yapan traktörüne. Ona da nereden anlıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şurada 3 rakamım var. Yani bu traktörün maksimum hızının 30 olduğunu gösteriyor. Yani bu traktör ağır devirli bir traktör. Orada 4 yazsaydı bu traktör 40 km maksimum hıza çıkabiliyor olacaktı. Mazot deposuna geldiğimiz zaman teknik verilerinde 70 litre mazot aldığı söyleniyor. Fakat benim aldığım maksimum 60-62 litrelerde falandı. Şimdi burada yağ filtresi var. Diğer taraflarda mazot filtreleri vardı. Bu yağ filtresi biraz ufak. Çünkü bu traktöre sonradan turbo takılmış. Bu traktörlerde TD95 haricinde bu modellerde turbo yokmuş arkadaşlar. Sonradan takmışlar ve biz baya bir faydasını görüyoruz. E, turbosuzluğuna da bindim. Turbosuzluğuna da bindim. Bu sonradan turbo takılmalı ve herhangi bir bir e, sorunla bu zamana kadar karşılaşmadık. Biraz içine geçelim. İçinden bahsedeyim ben size. Bu öyle. E, şu modellerde demir çerçeveli bir e, kapı bizi karşılıyor. Şuradan iki basamak ile traktörün içine biniyoruz. Yani traktörün içi oldukça batık. Her şey her yerde. Şimdi 2003 model bir traktördü. En güzel şey abi konfor. Gerçekten gayet güzel konforlu. Şurada bir tane kol var. Bunu aşağıya bastırdığınızda hop direksiyon aşağıya iniyor. Yani bu zamanda bile bazı traktörlerde hala bu. Teknoloji yoktu yani. Ve biz 2003 model bir traktörden bahsediyoruz arkadaşlar. Ona göre. Şimdi burada e, havalandırma e, delikleri var. Burada bir tane güneşliğimiz var. Bunu böyle çekip ayarını yapabiliyoruz. Burada bir dikiz aynamız var. Solda ve sağda iki tane dikiz aynamız var. Burada bir adet teybimiz var. Burada kabin ışığımız var. Yine bu tarafa geçtiğimiz zaman burada ısıtma... E, fanımız mevcut. Bu traktörde soğutma klima yok arkadaşlar. Burada da yine bir kabin ışığımız var. Yan camlar kelebek. Şaya gelecek olursak tabii işte biraz bayağı bir daha. <laughs> şurada görmüş olduğunuz yeşil kol. Ee, bu güç çıkışlarının kolu. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi birinci de. 2 ve 3 bir daha arttırılabilir. Burada ufak bir etiketimiz var. Burada ee, pozisyon kollarımız, idolik ayarlarını yaptığımız, deri, e, hassasiyet ayarlarını yaptığımız iki tane kol mevcut. Bundan yukarı aşağıya ayarını yapıyoruz. Bundan da hassasiyet ayarını yapıyoruz. Burada e, liftomatiğimiz var. Liftomatik burada olması. Yani sonradan tabii buraya almışlar onu ama yani ilk başlarda alışması biraz zordu açıkçası. Ve bu liftomatik e, kullanmadığınız zaman küf yapıyor galiba. Yani içindeki halat küf yapıyor ve yani buna basması çok zor oluyor arkadaşlar. Ama gerçekten kullanımı güzel ve kolay. Burada şu vites e, 1 2 ve 3 e, takviyelerimizi gösteriyor. Burada ise hız vitesimiz var. 1 2 3 4 olmak üzere. Burada bir adet e, sinyal kolumuz, uzun kısa yapabildiğimiz, farlarımızı açabildiğimiz ve kornumuzun mevcut olduğu bir kol bulunuyor. Şimdi burada gösterge saatimiz mevcut. Burada saatimiz yazıyor aktif olarak. Burada mazotumuz, burada da hararet göstergemiz mevcut. Sol tarafımıza geldiğimiz zaman burada bir tane el freni, burada kuyruk milinden debriyajı bu şekilde kullanılıyor. Burada bir tane ileri geri vitesimiz. Burada bir tane bardak gözümüz ve en arkada e, tekerlek ve motor devirini seçebildiğimiz bir ee, kolumuz mevcut. Şimdi ön üst tarafta iki tane aydınlatma lambamız mevcut. Önde bir tane de kendimizin e, ustaya yaptırmış olduğu bir tane tampon mevcut. Tampon traktörde bence olmazsa olmaz. Her türlü, her şekilde e, traktörün işini kolaylaştırıyor. Şimdi buz but traktörde ne arızalar yaşadık, ne dezavantajlarını gördük. Ee, ve bu traktörün en sevmediğimiz özellikleri nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi traktör bize geldiği zaman biz bir traktörle battık. <laughs> Açıkçası e, buğday tarlasında gübre atarken o sene e, yağış çok fazlaydı. Ve izle ekmemiştik. O yüzden battık. Şuralarda bu arkadaşın keçeleri var. E, bir de arka tarafta car keçeleri var. E, o keçelerin oraları işte zamanla bozulmuş. İşte çamur almış falan bu Cantların içi komple çamur dolmuştu. Keçelerinin dördünü de değiştirmiştik o zamanlar. Hep bütün keçeleri patlak değildi ama biz yine de değiştirdik. Ee, onun haricinde e, muşurlarında bir sıkıntı var. İşte ne bileyim hararet muşuru, yağ muşuru onları işte değiştirdik. Bir ara hararet muşuru bozulmuştu. Tabii o içeride buradaki başka bir şey. Ondan sonra işte radyatöründen biraz şikayetçiyiz. Daha büyük bir radyatör koymayı düşünüyoruz. Çünkü ağır işte biraz hararete kalkıyor açıkçası. Onun haricinde yakıt durumundan gayet memnunuz. Gayet güzel, hoş bir yakıt var. Bence hani orta halli veya küçük bir çiftçiyi üzmez. Ondan sonra 30 maksimum 30 kilometre hıza sahip bu traktör. İşte hani opsiyonel olarak zamanında alınsaymış 40 kilometre taşımacılık anlamında bize fayda sağlarmış. Fakat tarlada da bence ağır devirli olması bizim işimize yarıyor. Onun haricinde orijinal bir kabin. Tabi klima yok kabinde. Yazın biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Yani o sıcaklarda vallahi cayır cayır yanıyoruz. Ee, onun haricinde ben bu sene bu traktöre cam filmi çektirmeyi düşünüyorum çünkü yazın özellikle öğlenden sonra ve akşam üzerine doğru bu camların biraz yüksek olması abi yakıyor yani gerçekten e, sizin yüzünüzü yakıyor. Şimdi biz bu traktörü 2018'in başlarında işte 2017'nin sonlarını doğru almıştık. O zamanlar 51 bin liraya almıştık. 2003 model bir traktördü ve 3400 saatteydi. Şu an aynı traktör işte aynı hemen hemen aynı saatlerde olan bu traktörün işte sahibinden sitelerinde işte satılan araç satım sitelerinde falan fiyatı 130-140 bin lira civarında. Yani verilir mi bilmiyorum. Ama fiyat performans olarak Bence alınabilecek en güzel Traktörlerden bir tanesi e, Bence kabin ses yalıtımı da Gayet güzel öyle kafanızı şişirmiyor Ben bütün gün Çalışıyorum içinde Alıştık da artık <laughs> e, Bu traktörden bahsedeceklerim Bu kadar arkadaşlar İnşallah e, traktör, yeni traktör alacaklara ve bu traktörü merak edenler için güzel bir video olmuştur. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bereketli günler diliyorum.